Yaptırmalarla ilgili e, cüretli, hodri meydan diyen e, bir açıklama. E, şöyle diyorsunuz, sözde stratejik ortağımız bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuş ve Türkiye aleyhine hareket ettiğini göstermiş oldu. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak diyorsunuz ki, incirlik ve kürecik üstlerinin kapatılmasını istiyoruz. Geçmişten de örnekler veriyorsunuz. Şimdi hakikaten incirlik, kürecük üstlerinin kapatıldığı, ve bu açıklamanıza şimdi belki siz anlatacaksınız, vurguladığınız şekilde bir tavır almak Amerika Beşiktaş'a e, hakikaten ince düşünülmüş, hesaplanmış, Türkiye'nin çıkarlar açısından uygulanabilir e, bir karar mı? Yoksa böylesi bir yaptırım karşısında belli bir duygusallıkla da verilmiş bir e, tepki mi? Burada bizim açıklamamızda da atıfta bulunduğumuz gibi bu daha önce gerçekleştirilmiş, yapılmış bir olay. İncirlik üssünün kapatılması o Erbakan hocamızın MSP olarak koalisyon ortağı olduğu dönemde ve bu bizim bağımsız bir ülke olduğumuzu ve yine orada Erbakan hocamızın ifadesi o bana ne Amerika'dan diye meclis gülsesinde söylediği bir söz. Bunun da fiilen hayata geçirilmesi ve yine 54. hükümette de Refah Yol hükümetinde de Erbakan hocamızın liderliğinde milli görüş yönetimi, milli görüş niyeti, çekiş gücü Türkiye'den biliyorsunuz evet. kovdu. Ve bütün bu olayların sonunda dünyanın sonu gelmediği gibi tam tersine bir de o Kıbrıs barış harekatından sonraki Amerika'nın ambargosu dolayısıyla Türkiye'de savunma sanayi, havacılık sanayi mecburen gelişmeye başladı. Aselsan kuruldu. Ona onu takiben Roketsan, TUSAŞ ve bir yerde mecbur kaldığınız zaman Böyle bir faydası da oluyor. Eee ambargo uygularız demişti, uyguladı. Tamam biz de bağımsız bir devlet olarak en tabii hakkımız onların bu haksız ambargosuna karşı inceli üstünü kapatarak cevap verdik. Ve dediğim gibi dünyanın sonu gelmedi. Şahsiyetli bir dış politikanın gereği ortaya konulmuş oldu.